Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Normalde bu detay videosunu biraz daha erken atacaktım. Fakat son attığım detay videosunda 40.000 like geldi arkadaşlar. Ve bizim anlaşmamız şuydu. 50.000 like geldiği sürece detay videoları 4 gün içinde gelecek. Fakat siz 50.000 like atamadınız. Ben de detay videosunu 6 gün sonra yüklemek zorunda kaldım. Anlaşma şartlarını ağırlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoya 55.000 like gelirse yeni detay videosu 4 gün içinde sizlerle birlikte olacak. 55.000 like'ı da atarsınız herhalde arkadaşlar. Daha dün attığım video 55.000 like geldi zaten. Ayrıca 625.000 abone olmak üzereyiz. 625.000 abone olana kadar abone istemeyeceğim demiştim. Ve yakında her zamanki gibi abone dilenmelerine başlayacağız arkadaşlar. Çünkü bir an önce benim de 1 milyon abone olmam lazım. Bugün sizlerin gönderdiği yorumlardan 10 tane yorum seçtim. İnanılmaz yorumlar var. İnanılmaz detaylar göndermişsiniz gene. Tamamen sizlerin gönderdiği yorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk detaydan başlamak istiyorum. Savaşlar simgesine girip aşağı doğru kaydırırsanız aşağıda Poco'yu göreceksiniz. Ve Poco'nun simgesi başka bir oyuna daha var. Supercell'in arkadaşlar eski oyunu biliyorsunuz. Clash Royale oyununda da emojiler var. Ve Clash Royale oyununda Poco'nun bir alakası olmamasına rağmen Poco'nun emojisini görebilirsiniz. Bu detayı bana yollayan Emine Polat'a çok teşekkür ederim. Yani Clash Royale'deki bu emoji Brawl Stars'tan bağlantılı arkadaşlar. Yani iki tane Supercell'in yapmış olduğu bağlantılı olması birazcık mantıklı zaten. Biliyorsunuz önceki videolarımda da Clash of Clans'daki Spike'la Brawl Stars'daki Spike'ın bir bağlantısı olduğunu söylemiştim. İzlemeyen varsa sağ üstteki kartlardan bütün detay videolarımı izleyebilir. 22 tane mi 23 tane mi detay videom var. Hepsinin oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen diğer detaya geçelim. Bu detayı bana Instagram üzerinden ulaştılar. Ulaş53 Utkan Clickbait tanısı diye beni etiketlemiş ve Serhat Kan Demir beni etiketlemiş arkadaşlar. Yani Instagram adresim bu yüzden önemli. Beni Instagram adresine takip etmenizi mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Etiketlendiğim gönderi ise bu. 8 bitlik fiş işaretinden Sörç'teki fiş işaretine bir bağlantısı var. Hemen oyuna dönelim arkadaşlar. Sörç'ü çevirdiğimizde Sörç'teki fiş işaretinin 8 bitlik fiş işaretinden aynı olduğunu göreceksiniz. Buradaki yüzler aynı. Gördüğünüz gibi o işaretin aynı 8 bitte de var. Peki bu işaretin aynısı bir karaktere daha var mı ona bakacağız. O işaretin bir benzeri ise Nani'de var arkadaşlar. Nani'deki işaret, Sörç'teki işaret ve 8 bitlik işaretin mantığı ne? Bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Çünkü 3 de robot karakterlere benziyor. Üçünde de aynı işaret var. Belki aynı yerden çıkmış olabilirler. Üçünde de bu işaretin olması sizce tesadüf mü? Bu yorum ise bana DSO A'dan gelmiş. Detay Mecha Şövalye Surge'un arkasında Clash Royale'deki kaleler var demiş. Şimdi hemen yeni eklenen kostüm oyuna yeni gelen kostüme bakalım. Mecha Şövalye arkadaşlar. Mecha Şövalye Surge'deki arkayı çevirdiğimizde Mecha Şövalye Surge'un arkasında Clash Royale'deki kalelerin olduğunu görebilirsiniz. Clash Royale'deki kaleleri hemen şuraya koydum. Buradaki kalelerden bu oyunun bir bağlantısı var. Sonuçta Supercell'in kendi oyunu. Ayrıca bir şey daha var. Buradaki Mecha Şövalye Surge'un kılıcına bakarsanız şöyle bir kez daha göstereyim. Kılıcı Clash Royale'deki Piraz karakterinin kılıcıyla aynı. Yani Supercell arkadaşlar iki oyunluk karakterlerin benzeyen karakterlerini getiriyor. Yakın zamanda bildiğiniz gibi Clash Royale ve Clash of Clans'tan Brawl Stars'a da bir karakter daha transfer olabilir. Ayrıca Mecha Şövalye Surge'un arkasında da o işaretten var arkadaşlar. Bilmeyenler varsa göstereyim. Fakat yüzü birazcık değişmiş bir şekilde. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay ise bana birisi video yükleyerek ulaştırmaya çalışmış. Arkadaş yüklediği videonun sonunda bana çok güzel bir detay gösteriyor. Dinozorlu haritada burada Max'ten Surge'u görebilirsiniz. Hemen oyuna girmek istiyorum. Oyunları sizlere bunları göstereceğim. Bu detayı bu arada bana uygarısı gönderdi. Arkadaşlar şu an harita bende açık değil. Şu an haritanın günü var açılmasına. Fakat önceki videolardan bakarsanız buradaki dinozoru Surge'den Max'in yönettiğini görebilirsiniz. Surge veya Max ile oyuna girerseniz burada karakterlere kaybolmuyor. Sadece orada bir dekorasyon bunlar. Yani tam olarak bu şekilde gözüküyor. Surge ile Max haritaya girdiğinizde, dinozorlu haritaya girdiğinizde burada sizi izliyor, oradaki yaratığı kontrol ediyor ve yaratığa bakıyor arkadaşlar. Önceki videolarımda oyuna bazı karakterlerle girince buradaki dekorasyon karakterler kayboluyor. Fakat buradaki dekorasyon karakterler Surge veya Max ile girerseniz kaybolmuyor. Bu detay bana 700'den gelmiş detay. Yeni gelen moddaki haritadaki yoldaki küçük arabaların üstünde geçince patlıyorlar demiş. Hemen buna bakalım. Aslında burada iki tane detay göstereceğim. Burada göstereceğim detayları iki detay olarak alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar yeni gelen haritaya hızlı kaçışa girelim. Hızlı kaçışta mükemmel bir detay var. İki tane inanılmaz detay göstereceğim. Mükemmel detaylar gelecek şimdi. İlk detayımız arabaların üstünden geçince arabaların patlaması arkadaşlar. Burada göreceğiniz gibi arabaların üstünden geçeceğim ve arabalar patlayacak. Şuradaki seri arabada patlatmasın. Bak şöyle bir de ben üstünden geçeyim ve arabalar gördüğünüz gibi patlıyor. Fakat diğer bir detay ise şu. Biraz ilginç bir detay arkadaşlar. Minik bir detay fakat cidden çok seveceğinizi düşünüyorum. Eğer haritada sağ üste doğru çıkarsanız sağ üstte gördüğünüz gibi orada bir tane taş var. Ve taş yolu kapattığı için oradaki araba oradaki taştan geçemiyor arkadaşlar. Yani yolu tıkamış. Araba oradan geçmeye çalışıyor ve o yoldan geçemiyor. Çünkü orada kral tacı var. Ayrıca orada kral tacının sol tarafında Max'in enerjisini görebilirsiniz. İnanılmaz iki tane küçük detay var. Mükemmel detay koymuşlar. Yani Supercell oradaki arabanın geçmesini bile engelliyor. Şimdi diğer detaya geçelim. Ve bu detay bombardımanı Gravity Man'den gelmiş. Detay yeni gelen dinozor işgaller solda Max'in bayrakları var demiş. Hemen buna bakalım. Aslında yeni gelen dinozor işgaller haritası bu haritanın devamı arkadaşlar. Şu an dinozor işgaller haritası oyunda açık olmadığı için ben size buradaki bir detayı göstermişim. Gravity Man'in gönderdiği buradaki detayı göndermek istiyorum. Arkadaşlar eğer buradaki haritanın sol üstüne doğru çıkarsanız sol üstte gördüğünüz gibi Max'in bayrakları var. Ve orada Brawl Stars Championship yazıyor. Biliyorsunuz oyunda Brawl Stars'ın şampiyonluk turnuvaları geliyor. Brawl Stars
Stars'a 15'e kadar tamamlayabildiğiniz turnuvalar geliyor. Oradaki turnuvaların binası burada da yapılıyor. Bayraklar da Max'in simgesi veya Surge'in simgesi olarak düşünebilirsiniz. Orada enerji simgeleri var. Yani Brawl Stars'ın şampiyonasının yapıldığı turnuva burada gösterilmiş. Ve sağ tarafta da Max'in işaretini görebilirsiniz sağ taraftaki binada. Ama sol taraftaki bayraklar cidden daha fazla dikkat çekiyor. Mükemmel detaylar gelmiş gene. Çok teşekkür ederim Gravity Man'e. Şimdi diğer detaya geçelim. Gravity Man'in gönderdiği başka bir detay ise sağ tarafta koltuğun arkadaşlar bir tane gevrek reklamı var. Ve sağ taraftaki binaya dikkat edin. Sağ tarafta Colt Crunch diyor. Yani sağ tarafta Colt'un kahvaltılık gevrek reklamı var. Çok güzel bir detay olmuş. Bunu da gönderdiği için teşekkür ederim Gravity Man'e. Sağ tarafta Colt reklam yapıyor arkadaşlar. Sağ tarafta Colt'un reklamını görebilirsiniz. Colt Crunch yazıyor. Yani sabah kahvaltısında yeniden bildiğiniz kahvaltılık gevreğin reklamını Colt burada reklam panolarında yapıyor. Ayrıca aşağıdaki trenlere baktığınızda trenlerdeki arkadaşlar konteynerların üstüne star yazıyor. Yani yıldız yazıyor. Peki bu yıldız ne demek bunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle oyunda gördüğümüz kral tacı yani oradaki yıldızlarla bir bağlantısı var. Belki Brawl Stars'ın oradaki yıldızlarla bir bağlantısı olabilir. Star yazıyor ve bu konteynerler nereye gidiyor bilmiyorum. Oyuna yeni gelecek tema parkı diye bir şey diyor herkes. Yani buradaki konteynerler tema parkına gönderiliyor olabilir. Hiçbir fikrim yok burada neler gelecek hakkında. Fakat buradaki konteynerler üstüne star yazıyor. Ve buradaki konteynerler bir yere trenlerle bir şeyler yolluyor arkadaşlar. Bunun daha mantığını çözemedik. Şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu detay ise son zamanlarda oyuna yeni gelen güncellemelerle alakalı. Oyundaki karakterlerden bazı şeyler değişti. Şu an Rico ile gireceğim ve Rico ile girdikten sonra oyuna sizin neyin değiştiğini göstereceğim. Rico ile girerseniz oyunda Rico'nun aksesuarı önceden daha büyük toplar fırlatırken artık Rico'nun aksesuarı şekli değişmiş. Aksesuara basıyorum ve Rico'nun topları artık açık mavi bir şekilde patlıyor ve daha küçük toplara dönüşmüş. Rico'nun toplarına güncelleme gelmiş yani Rico'nun aksesuarına güncelleme gelmiş. Bu yorum bana bu arkadaştan geldi. Arda Oyanık bana Rico'nun aksesuarı değişti, Spike'ın aksesuarı değişti demiş. Rico'ya baktık, şimdi Spike'a bakalım arkadaşlar. Oyunda Spike'ın aksesuarı da değişti arkadaşlar. Fakat çok bir değişiklik yok, yani Spike'ın aksesuarının değiştiğini fark etmemiş olabilirsiniz. Fakat Spike'ın aksesuarı da bastığımızda daha küçük patlıyor. Yani Spike'ın aksesuarı daha fazla diken çıkartırken, daha büyük dikenler çıkartırken artık daha küçük dikenler çıkartıyor. Rico'nun aksesuarı gibi Spike'ın da aksesuarı değişmiş. Görüntüsü değişmiş, sadece grafiksel bir değişme var. Kesinlikle bir gücünde değişme yok arkadaşlar. Şimdi inanılmaz bir detay daha var, ona geçelim arkadaşlar. Bu detay bana oyun kafasından gelmiş. Abi Surge ile eğitim mağarasına gir. Surge'ü 3. seviye yap. Gözünün ortasında yeşil bir şey geliyor. 4. seviye olduğunda yeşil şey kırmızı oluyor. Ve bu yeşil şey ve kırmızı şey lobide yok. Likelayın görsün, efsane detay demiş. Şimdi şunu şöyle açıklayacağım size. Arkadaşlar Surge'le beraber lobide baktığınızda Surge'ün gözlüğünü görüyorsunuz. Surge'ün gözünün ortasında yıldızı görüyorsunuz. Fakat bundan alakası yok. Şimdi bu Surge'ün 1. seviyesi. Fakat Surge'ü seviye atlattığınız sürece oradaki yıldızın rengi değişti. Eğitim mağarasına girdim. Eğitim mağarasında ulti kasarak size Surge'ün yıldızının rengini nasıl değiştiğini göstermek istiyorum. Şu an bu 1. seviye olan Surge ve Surge'le beraber hemen buradan seviyemizi kasalım. 2. seviye yapıyorum Surge'ü. Surge'ün kafasında bir tane arkasındaki kanatlar geldi. Surge hemen 3. seviye yapacak. 3. seviye yapınca da bir değişim olacak. 3. seviyeye basıyorum. Surge'ün arkadaşlar gözüne yeşil bir şey geldi. Yani gözünde şu an yeşil bir şey var. Peki bu yeşil şey 4. seviye olduğunda ne olacak ona bakalım. Hemen 4. seviye yapıyorum Surge'de. Ve son olarak vuruşumuzu yapalım. 4. seviye oldu. Ve Surge'ün kafasındaki yeşil şey kırmızıya dönüyor. Ve daha fazla değişmiyor. Eline kılıç geliyor. Kılıcın geldiğini biliyorsunuzdur. Fakat gözündeki şeyin kırmızı olduğunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu da güzel bir detay olmuş. Lobide gözükmemesine rağmen burada bu detayı bulan bu arkadaşa çok teşekkür ederim. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum bana Meat Battle'dan gelmiş. Detay. Abi normal şeyli seçildiğinde gülümsüyor ama bandete şeyli gülümsemiyor demiş. Hemen buna bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna yeni gelen güncellemede Shelly'ye yüz ifadesi eklendi. Yani Shelly artık gülümsüyor. Gördüğünüz gibi Shelly şu an zıpladı ve gülümsedi. Fakat Shelly'nin arkadaşlar gülümsemediği tek bir kostüm var. Buradan Shelly iki kostümleri gülümsüyor. Shelly normal kostümde gülümsüyor. Ve PSG Shelly kostümde gülümsüyor. Fakat dükkana gelirseniz bende Bandita Shelly kostüm yok. Dükkanı size göstermek istiyorum. Bandita Shelly zıplarında ses çıkartıyor. Fakat Shelly gibi gülümsemiyor. Yani Shelly'nin en kızgın olduğu kostüm bu. Başka gülümsemediği kostüm var mı bilmiyorum. Altın kostüm yani altın Shelly kostümü ve gümüş Shelly kostümde gülümsüyor mu hiçbir fikrim yok. Gülümseyip gülümsemediğini siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani Bandita Shelly oyunda gülümsemeyen tek Shelly kostümü olabilir. Emin değilim. Yalnız. Şimdi arkadaşlar yeni gelen harita gölge rol haritasında Kuro'la beraber oynayacağım ve yeni gelen harita gölge rol haritasında bildiğiniz gibi şeytan yüzü vardı. Ben bunu önceki detay bir durumda göstermiştim. Hatta yüzü buradan da gördünüz. Şeytan yüzüne benzeyen bir yüz var. Gölge rol haritasından bağlantısı olması lazım büyük ihtimalle. İsimden bir bağlantısı olabilir. Ve bu haritada yani şeytan yüzü var. Birazcık tehlikeli bir harita arkadaşlar bu harita. Benim için kutuyu kırar mısın? Teşekkür ederim. Aynı zamanda işitme engelleri için videolarımı alt yazı ekleyeceğimi söylemiştim. İşitme engelliler de artık videoyu rahat bir şekilde izleyebilir. Çok fazla yorum gelmişti. Fakat altyazıyı eklemem birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Yani her videoyu atar atmaz altyazı eklemeyebilirim. Fakat yani hemen altyazı eklemeye çalışacağım. Şurada Leon var bu arada. Bak Leon. Leon gider misin oradan? Ben gıcığım. Leon harcından gıcık. Öldü adam. Adam öldü adam. Oğlum bu şey çok gıcık ya. Çok gıcık bir karaktersin sen. Sen cidden çok gıcık bir şeylisin. Ben seni öldüreceğim ki. Şöyle atlıyorum.
Ve basıyorum, basıyorum, öldüremedim. 154 can ama zehirinden ölecek. Öldüremedim. Bir öldürdü. Mükemmel. En azından Sherry öldü yani. Bir detay videosunun daha sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla detay videosu istiyorsanız like'lamayı unutmayın. Bir 50 bin like istiyorum aga bu videoya. Yani 55 bin. 50 bin like, 55 bin like civarında gelirse yani 5 rakam benim için çok önemli. 625 bin abone olmak üzereyiz bu arada. Hepinize iyi günler. Yeni bir Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Güle güle.